BRTV Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı olağanüstü zirve toplantısında yaptığı konuşmada kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram dedi. Deprem ilk anlarından itibaren başlattığımız seferberliği, şehirlerimizin yeniden inşa ve ihyası sürecinde de sürdürüyoruz. Depremzedelerimizi en kısa sürede kalıcı konutlara kavuşturmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Gerek çadırlar, gerek konteynerler, gerekse kalıcı konutlar olmak üzere çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yer tespiti yapılan zemin ve etüt çalışmaları biten illerimizde temelleri atıp süratle işe başladık. Hedefimiz bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını büyük ölçüde çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapıyı inşa etmektir. TOKİ vasıtasıyla ilk yıl 319 bin, toplamda ise 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tabii bu süreçte çadır ve konteyner kentlerin kurulumu devam ediyor. Hatta bunların yanında prefabrik konutlar da devam ediyor. Bütün bunları yaparken örneğin Nurdağ ve Islahiye'de bu prefabrik konutlara da süratle girmiş bulunuyoruz. Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedemizi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız. Bu arada malum Katar'dan gönderilen konteynerler, bunların yaklaşık 3000 kadarı gelmiş bulunuyor ve bu ay sonuna kadar belki biraz sarkabilir, 10.000 verdikleri söz yerine gelecek. Ve bu konteynerları Samandağ'ında olanları bizzat gördüm ve gerçekten de kaliteli, güzel, vasıflı konteynerler olarak vatandaşlarımız oraya taşınmaya başladılar. Son 20 yılda yaşanan doğal afetler sonrasında nasıl hiçbir insanımızı aç açıkta bırakmadıysak depremzedelerimizi de mağdur etmeyeceğiz. Dost ve kardeş ülkelerin de destekleriyle inşallah söz verdiğimiz üzere şehirlerimizi de en kısa sürede eski görkemine kavuşturacağız. Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir otelde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden Gazi Mausa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımındaki öğrencilerin aileleriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Ziyaretinin ardından Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak dedi. Bugün Kıbrıs'ta 23 aileyi ziyaret ettim. Anneler, babalar, amcalar, halalar, dayılar, yüzlerce kişiyle konuştum. Büyük bir acım, korkunç bir acım. Allah kimseye böyle bir acı vermesin. Çocukların odalarında mum yanıyor. Herkes feryat içinde. Ama üzülerek ifade edeyim ki bu insanlara tümüyle kulaklarını kapadılar. Başsağlığı dilemeyi bile çok gördüler. Sevgili halkım, değerli basın mensupları, biz de babası ölene yetim deriz. Annesi ölene öksüz deriz. Peki evlatlarını kaybeden anne ve babalara ne diyeceğiz? Bunun ne kadar derin bir acı olduğunu biliyoruz. Bunun adı o nedenle yoktur. Ben ve Selvi Hanım bu acıyı çok iyi biliyoruz. O insanların
o deprem bölgesinde neler yaşadığını bilerek oraya gittim. Unutmamak lazım ki bu milletin dili, dini, ırkı, her şeyi çocuktur. Çocuk ölünce bir aile ruhen ölür. Değerli basın mensupları, çocukların katilleri belli. Gereğini birkaç ay sonra yapacağımı o ailelere anlatmak için oraya gittim. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım. Hiç kimsenin ahı yerde kalmayacak. Ailelere şunu da söyledim. Acılarınıza merhem olmaz ama tüm aileleri bir araya getirerek bir vakıf kuracağız. Her bir evladımızın adıyla yüzlerce burs vereceğiz. O çocukların isimleri sonsuza kadar yaşayacak. Onlar asla ölmeyecek. Sevgili halkım, gelelim Türkiye'ye. Bu liyakatsizlik, bu beceriksizlik, bu korkunç rant hırsı 50 milyon insanın canını, 50 bin insanın canını aldı. Yüzyılın felaketi dediler. Dün de yüzyılın seli demeye başladılar. Şampiyon melekleri unutmayacağım. Sinan Ateş'i unutmayacağım. Emine Şenyaşar'ı unutmayacağım. Sevgili halkım, sen de unutma. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum değerli basın mensupları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şanlıurfa'da biliyorsunuz ölüm sayımız 12 idi. Sonra hem Kavşak'ta iki vatandaşımızı kaybettik. Ardından bir de piyasa alışveriş merkezinde arama kurtarmacılar, 3 vatandaşı maalesef cansız şekilde ulaştılar. Allah rahmet eylesin. 15. Bugün de hastanede yoğun bakımda olan bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 Şanlıurfa'da, 2 de Adıyaman'da, Tut ilçesinde toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve Şanlıurfa'da Bozova yolunda bir arama kurtarma çalışması devam ediyor. Yine aynı zamanda Tut'ta da 2 arama kurtarma çalışması, arama kurtarma ekiplerince hala ilgili ırmaklarda, derelerde devam etmektedir. Şu anda buradaki temizleme çalışmalarımız da, rusubat temizleme çalışmalarımız, hasar tespit çalışmalarımız, yaklaşık 10 bine yakın personelimizle, yaklaşık 3 bine yakın aracımızla devam etmektedir. Özellikle burada hasar gören evlere yönelik ödemeler hem AFAD hem de kaymakamlıklarımız tarafından başlamıştır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki talimatı açık ve nettir. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Ve burada gerek ilk ödemeler başladı. Hasar tespitler tamamlanınca da diğer ödemeler de vatandaşımızın tüm ödemeleri de sağlanacaktır. Esnaflarla ilgili hasar tespit, araçlarla ilgili hasar tespitlerde, zarar tespitlerde devam etmektedirler. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. Allah kimseye böyle bir afet vermesin. Bir yılda yağan yağmur bir buçuk günde buraya yağdı. Ben yine üzülüyorum. Bunu da alaya alıyorlar. Yani deprem olunca yüzyılın afeti diyorlar. Sanki daha büyük bir deprem görmüşler gibi. Yani sanki Şanlıurfa'da daha büyük bir yağmur olmuşlar gibi, büyük bir afet dediğiniz zaman sanki bizim meselelerde afete sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koymaya, afetin büyüklüğüne sığındığımız gibi bir anlayış ortaya koymaya çalışıyorlar. Maalesef böyle bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz, bunu herkes görüyor. Ama bir taraftan da bu kötücül ruhların tezviratlarıyla beraber bir mücadele ediyoruz. Hem oraya yetiştirmeye çalışıyoruz, hem de oraya neyin yalan, neyin doğru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da Battalgazi Gelinciktepe yeni yerleşim alanında açıklamalarda bulundu. 21 Şubat'tan bugüne, 21 Şubat'ta inşaat sürecini başlattık ve bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7747 konut, Adıyaman'da 1400 konut, Kilis'te
264 konut, Hatay'da 296 konut, Kahramanmaraş'ta 7628 konut, Şanlıurfa'da 300, Malatya'mızda 5702 konut, Elazığ'da 505, Adana'da 717, Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32.000 konutumuzun inşasına başlamış olduk. İlk sözleşmelerimizi imzaladığımız illerimizde de eş zamanlı inşa faaliyetleri yürütülmektedir. Malatya'mızda da ilk hasar tespitler çerçevesi sonucunda 45.000 konutumuzu, yine 25.000 köy evimizi, ancak daha önceki depremlerde nasıl köylerimizde, Doğan yolumuzda, Pütürgemizde, kalemizde yaptıysak, vatandaşlarımız bu depremde sağlam bir şekilde, güvenli bir şekilde bu konutlarda yaşıyorsa, aynı anlayışla hem köylerimizde hem de ilçelerimizde konutlarımızı, inşasını yürütüyor olacağız. Ve bir yıl içerisinde 319 bin konut, toplamda ise 650 bin konutun yapımını yürütüyor olacağız. TOKİ'mizle yapacağız, emlak konutumuzla yapacağız, yapı işleriyle yapacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle vatandaşımıza, esnafımıza kendilerinin yapması için nasıl ilk evim, ilk iş yerim, ilk arsamdaki sistemde arsalarını verdiysek, altyapı arsalarını sunduysak, burada da gerek esnafımız için gerek vatandaşımız için bu çalışmaları 11 ilimizde yürütüyoruz ve inşallah önümüzdeki hafta itibariyle de sözleşmesini imzaladığımız 32.000 konutun, 20.000 konutunun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 11 ilimizde eş zamanlı atıyor olacağız. Ve gerek konutlarımız, gerek köy konutlarımız hızlı bir şekilde inşa süreci yürütülecektir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşüren Gelibolu-Ecebat yolu 18 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılıyor dedi. Yarın milletçe yaşadığımız destanlardan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Atalarımızın emaneti ve bu vatana, bu millete gözümüz gibi bakmaya yeminliyiz. Bizim sevdamız da budur. Yalnızca bugünü kurtarmak için çalışmıyoruz. Adıyamanlı'nın, Kahramanmaraşlı'nın, İstanbullu'nun, Hataylı'nın, Sivaslı'nın, Çanakkale'linin, Çorumlu'nun, yani 85 milyonun geleceği için hep birlikte çalışıyoruz. Yarın hem şanlı Çanakkale zaferimizin 108. yıl dönümü, hem de ecdada saygı, geleceğe armağan olarak nitelendirdiğimiz 1915 Çanakkale Köprümüzün açılışının da birinci yıl dönümü. Tasarım ve mühendislik alanında Enlerin ve İlklerin Köprüsü'nü inşa ettik ve ülkemizin bütünsel kalkınma hamlesi için dev bir adım olan bu eserimizin meyvelerini de almaktayız. Bugüne kadar 2 milyon 200 bin araç 1915 Çanakkale Köprümüz sayesinde karayolunu kesintisiz bir şekilde kullandı. 2 milyona yakın araç da Malkara Çanakkale otoyolunu kullandı. Böylece bölge ekonomisi canlandı. Turizme, tarıma ve istihdama önemli katkılar sağladık. Sonuçta ülkemiz kazandı, milletimiz kazandı. Yarın ayrıca Çanakkale'de Gelibolu-Ecebat devlet yolunun açılışını da gerçekleştireceğiz. 47,5 kilometrelik Gelibolu-Ecebat yolu projesinin 32 kilometrelik bölümünü halkımızın hizmetine açıyoruz. Çanakkale savaşlarının gerçekleştiği Gelibolu tarihi alanı, şehitlik ve anıt gibi önemli noktaların yanı sıra 1915 Çanakkale Köprüsü'ne de ulaşımı sağlayacak olan yol toplam 5351 metrelik 3 tüneli de ev sahipliği yapacak. Seyahat süresini 45 dakikadan 25 dakikaya düşüren Gelibolu-Ecebat yolu 18 Mart Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açılıyor. Şimdiden hayırlı olsun. Bizler Çanakkale zaferinin ruhuna saygımızı, onun sayesinde iradesine sahip çıkmış milletimize hizmet ederek gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. Bu Adıyaman'da da böyle, Hatay'da da, Kahramanmaraş'ta da böyle, Şanlıurfa'da da böyle. 81 ilimizin 81 ilinde de böyledir.
AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Serra Nur Özdemir, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimleri için AK Parti Karabük İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için aday adaylığı müracaatlarımız devam ediyor. Allah'a hamdolsun ki aday adayı müracaatları bugün 10 kişi birden müracaat ediyorlar. Çok sayıda müracaatçı kardeşlerimiz var. Tabii bu bizi çok mutlu ediyor. Bu vesileyle buraya toplanmış bulunuyoruz. Siyasette hem gençlere hem kadınlara çok fazla önem veren ve siyasette gençlerin ve kadınların her zaman ön planda olmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürü bir borç bilirim. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan bu seçimler ülkemizin kaderi için çok büyük bir önem taşıyor. Tarihimiz boyunca gençlerimiz ve kadınlarımız medeniyetimizin inşasında çok önemli bir rol üstlenmiş ve büyük fedakarlıklar göstermişlerdir. Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı yolda AK Parti saflarında Teknofest kuşağının bir genci olarak yer almanın gururunu yüreğimde her zaman taşıyorum. İlk ve orta öğrenimimi Karabük Şehit Şandan Topçu İlköğretim Okulu'nda tamamladıktan sonra 2015 yılında başladığım Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 2019 yılında mezun oldum. Aynı yıl kazandığım Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olarak eğitim öğrenim hayatıma devam ediyorum. Ortaokul yıllarımda tanıştığım Gençlik ve Spor Bakanlığı Karabük Gençlik Merkezlerimiz bünyesinde 2016-2017-2018 yıllarında okul temsilciliği yaptıktan sonra 2019 yılında bana verilen Gönüllü Gençlik Liderliği görevimin yanı sıra 2022 yılı Şubat ayından itibaren de Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde kamp liderliği yapıyorum. Genç kardeşlerime örnek olabilmeyi hedefliyor. Özellikle Karabük'teki genç kardeşlerimle birlikte tüm Türkiye'mize emsal olacak önceden planladığım projelerle çalışmalar yapmayı, onları ülkemizin geleceğine kazandırabilmeyi kendime düstur ediniyor ve geleceğinde gençlerin söz sahibi olabildiği, gençlerden aldığı güç ile her geçen gün daha çok büyüyen ve dünyaya umut vadeden bir Türkiye hayali kuruyorum. İlimiz gençleri başta olmak üzere tüm Karabüklü hemşehrilerimi Gazi Meclisimizde en iyi şekilde temsil edeceğime söz veriyorum. Biz de çok duygulandık. Çok teşekkür ediyorum. Durmak yok, yola devam. Karabük Açık Koleji kurucusu iş insanı Salih Aydın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimlerinde Karabük'ten AK Parti milletvekili aday adaylığını açıkladı. Aydın, Karabük AK Partili başkanlığına giderek milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde Karabük'ümüzün, şehrimizin yetiştirdiği iş insanlarından sevgili Salih Aydın kardeşimizin milletvekilliği aday adaylığı başvurusunu almak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Sizlere öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Salih Aydın, 1988 Karabük doğumluyum. Evli, iki çocuk babasıyım. İlköğretim ve ortaöğretim eğitimimi Karabük'te tamamladım. Sırasıyla ilkokulu Merkez Atatürk İlkokulu, ortaokulu Yenişehir Atatürk Ortaokulu, liseyi Demirçelik Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Kastamonu Kampüsü İnşaat Bölümünden mezun olduktan sonra Atılım Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde eğitim hayatıma devam ettim. İş yaşamıma erken yaşta başlamam nedeniyle, işlerim Karabük'te devam etmesi nedeniyle Karabük Üniversitesi Mühendislik Bölümüne geçiş yaptım. Bu süreçte hizmet noktasında Karabük'te 2006 ve 2009 yılları arasında birçok köyde AK Parti hükümetimizin başlatmış olduğu köydes, yani köylerin içme suyu, köprü, kanalizasyon, köy yolları projelerini tamamladım. 2009 ve 2017 yılları arasında yine kamu sektöründe birçok eğitim yapıları, spor kompleksleri, İdari binaların yapımını tamamlayarak aziz milletimizin hizmetine sundum. Karabük'te ve yurt içinde birçok özel konsept bina inşa ederek hem istihdama hem de yaşanabilir bir hayata katkıda bulundum. 2017 yılında Karabük'ün var olan eğitim başarısını
daha yukarıya taşımak amacıyla eğitim sektörüne girdim. Günümüzün modern mimarisine uygun Safranbolu'da 2 adet, Karabük'te 1 adet özel okul binası inşa ettim. Türkiye 100 yılı vizyonuyla 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolda ülkemizi ve aziz milletimize hizmet etme hedef ve niyetiyle AK Parti'mizden Karabük Milletvekili aday adaylık başvurumu siz değerli hemşerilerimle ilk günkü aşk ve heyecanla paylaşmak istiyorum. ...14 Mayıs'ta yapılacak 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde Yenice İlçe Özel İdare Müdürü Murat Kocaman görevinden istifa ederek AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Murat Kocaman AK Parti Başkanlığı'nda milletvekilliği aday adaylığı için resmi başvuruda bulundu. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için aday adayı müracaatlarımız devam ediyor. Bugünkü aday adaylarımızın 12.si olan sevgili kardeşimiz Murat Kocaman kardeşimizin aday adaylığını açıklaması programına katıldığınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. Değerli il başkanlarım, partimizin değerli mensupları, değerli hemşerilerim. Öncelikle 11 ilde deprem felaketine uğrayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun der. Canlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. Geride kalanlara sabrı cemil dilerim. Dün ne yazık ki başka bir felaket Şanlıurfa ve Adıyaman ilimizi bir yıllık yağışı 2 günde yağarak sel olarak vurdu. Allah yardımcımız olsun. Felaketten zarar görenlerin Allah yardımcısı olsun. AK Parti kurulduğundan günümüze kadar memur olmamıza rağmen AK Parti'mizin ve davamızın çizgisinde hareket eden STK'larda şevkle, zevkle çıktığımız yolumuza şimdi de aynı şevk ve zevkle devam ediyorum. Vatanıma, vatandaşıma, sevgili kabirlere hizmet için yıllardır çalışmaktayım ve çalışmaya devam etmek istiyorum. Uygun görüldüğü takdirde bunu Ankara'da meclisimizde sürdürmek istiyorum. Bu amaçla hizmete, vatana, millete efendi değil, milletin hizmetçisi olmaya talibim. Ve burada aday adayı olduğumu ilan ediyorum. Evet. Dünya lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la beraber omuz omuza yürümek üzere aday adayı olan Murat Kocaman kardeşimize hayırlı ve uğurlu olsun. Durmak yok, yola devam. Orman Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden milletvekilliği aday adaylığı için istifa eden Hüseyin Acar, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesi AK Parti Karabük İl Başkanlığı'na gelerek milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. Türkiye yüzyılında reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında ben de varım, ben de yer alacağım, bu milletimize, Karabük'ümüze hizmet edeceğim düşüncesiyle Orman Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü'nden istifa ederek aday adaylığı için müracaat etmek isteyen Hüseyin Acar abimize ben mikrofonu veriyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çoğu arkadaşımız bizi tanıyor. Ben kısaca kendimden bahsedeyim. Biz doğma büyüme Karabüklüyüz. Çocukluğumuz, gençliğimiz, delikanlılığımız Karabük'te geçti. Soğuksu Mahallesi, daha sonra Makasbaşı, arkasından da Kayabaşı Mahallesi ile baba ocağımız şu anda Kayabaşı Mahallesi'nde tütmektedir. Karabük İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra üniversite hayatımız için İstanbul'a gittik. İstanbul'da mezuniyetten sonra 4 yıl kadar özel sektörde yine orman mühendisi olarak çalıştık. Akabinde devlet memurluğuna geçip Mersin'e memur olarak göreve başladık. Daha sonra Ankara'ya gelip memuriyetin çeşitli kademelerinde Ankara'da görev yaptık. Yaklaşık 20 yıldır Ankara'da ikamet etmekteyiz. 25 yılı aşkın devlet memurluğu görevimizde hani tabiri caizse hem masanın öbür tarafında hem de diğer tarafında bulunduk. Hem sahada şeflik, mühendislik yaptık. Hem masada, arazide idarecilik yaptık. Bu süre zarfında sizin de bildiğiniz gibi Karabük Milletvekili Osman Kahveci Bey'in danışmanlığını 4 yıl süreyle yaptım. Ben bu inancımla
bu güvenimle aday oldum, aday oldum. İnşallah partimiz de onay verir de adaylığımız olursa, adaylığımız gündeme gelirse 7 gün 24 saat tenimizin son damlasına kadar tüm mesaimizi, tüm nefesimizi Karabük için, Karabüklü hemşehrilerimiz için tüketeceğime şimdiden huzurlarınızda söz veriyorum. Yolunun açık olmasını diliyoruz. Durmak yok, yola devam. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Eski Pazar'da veteriner hekimlik yapan Hasan Sevdalı, AK Parti'den milletvekilliği aday adaylığını açıkladı. Hasan Sevdalı bugün AK Partili başkanlığında milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu. Bugün de veteriner hekim, daha önceki eski Pazar ilçe başkanımız Sayın Hasan Sevdalı kardeşimiz aday adaylığı için müracaat edecekler. Ben katılımınızdan dolayı hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye yüzyılı söylemiyle milletvekili seçimlerine gireceğiz inşallah. Biz de bu yolda var olduğumuzu göstermek için bugün burada sizlerin huzurunda aday adaylığı başvuru dilekçemizi imzalayacağız. İnşallah aday adayı olarak, inşallah da Karabük'ün adayı olacağız. Obacık ilçesi Beydir köyünde doğdum. 1972 doğumluyum. 51 yaşındayım inşallah. Doğduğum yer 20 yıldır Eski Pazar ilçesindeyiz. Orada serbest veteriner hekimlik yapıyorum. Hanımın memleketi Eski Pazar Çandırlar köyü. Şimdi 3'te 2 Eski Pazarlı olmuş olduk. Eflani hakeza İbrahim abinin o zaman seçilmesi için çok uğraşmıştık. Ha, bu arada da şunu da söyleyeyim. 2002 yılında ya 51 yaşındayım. Kendimi bildiğim bile siyasetin içindeyim desem emin olun abartmış olmam diye düşünüyorum. Bir dönem abim Refah Partisi mahalle sorumlusuydu. Mahalle sorumluluğundan VHS kasetlerini evlerde ulaştırmakla siyasete başladık. Daha sonra direklere bayrak asmayla devam etti. Akabinde üniversite fakülte başkanı, Milli Genç Vakfı fakülte başkanlığı falan yaptım. Onun haricinde de 2002 yılında Allah nasip etti Saadet Partisi'nden Karabük 3. sıra milletvekili oldum. Türkiye'nin en genç milletvekilleri adayları arasındaydım. Akabinde 2007 yılında yine Saadet Partisi'den Karabük 2. sıra milletvekili adayı oldum. İnşallah bu sıralamayı sürdürerek bu sefer de inşallah AK Parti'den Karabük milletvekili adayı olmayı hedefliyoruz. Muvaffakiyetler diliyoruz. Allah hayırlı ve uğurlu eylesin. Durmak yok, yola devam. Bugün partisinde başvurusunu yapan İyi Parti Karabük milletvekili aday adayı Ali Çetin Aygün, BRTV'de yayın konu oldu. Aygün, seçilirsem sıradan bir milletvekili olmayacağım dedi. 24-8-1958 doğumlu, Karabük doğumluyum. Karabük'te 1940'lardan beri yerleşen, Karabük'ün hayatında, siyasi hayatında, ticari hayatında yer alan bir ailenin mensubuyum. Evliyim, iki çocuğum var, bir de ellerinizden öper torunum var. Özellikle Atatürkçü kimliğimle öne geçen birisiyim. Evet, 1987 yılında Türk Eğitim Derneği'nde ilk önce cemiyet hayatına atıldım. Türk Eğitim Derneği Başkanlığı uzun yıllar yaptım. Arkasından Türk Eğitim Derneği Karabük Koleji'nde vakıf üyeliği, genel sekreterlik yaptım. İkinci başkanlık görevini yaptım. Ta ki ben 2000 yılında Karabük Barosu Başkanlığı'na seçildim. İki dönem yürüttüm. Üçüncü dönemde ayrıldım. Ta ki ben Kardemir'de denetim kurulu üyesi olarak görev yaptım bir dönem. Arkasından Türkiye Barolar Birliği'nde emek komisyonuna getirildim. Bu görev 4 yıllık süreyi kapsıyor yaklaşık. 3 dönemdir bu görevi yapıyorum. Halen de bu görevi özellikle yürütüyorum. Vatandaşlarımız şuna emin olsunlar. İşini iyi bilen, tuttuğunu koparan, Türkiye'nin sorunlarına hakim, yörenin sorunlarına hakim bir
milletvekili adayı adayıyla karşı karşıyalar. Eğer nasip olur da beni teveccühleriyle, oylarıyla desteklerlerse, genel merkezimizde beni aday olarak gösterirse, Türkiye'de örnek vekillerden biri olacağından kimsenin endişesi olmaz. AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Hüseyin Gündoğdu, BRTV ekranlarında canlı yayın konuğu oldu. Gündoğdu, memleketi Karabük'e hizmet etmek istediğini söyledi. Biz vatandaşımızın derdini hep dinledik, elimizden gelen yardımı yaptık, ilgilendik, ilgi gösterdik, alaka gösterdik. Belki bir kısmını hallettik, bir kısmını halledemedik ama ilgi alaka hiçbir zaman eksik etmedik ve hep insan biriktirerek buraya geldik. Sağ olsun bizi tanıyan, bilen insanlar yorumlarıyla, destekleriyle devam ediyorlar. Geldiğimiz son durumda da ben hani bu bilgimi, becerimi, tecrübemi, çevremi, kendi memleketim, doğup büyüdüğüm Cumhuriyet kenti, havası sert, insanı mert, şehirleri inşa eden şehir Karabük'ten kullanayım. Ben memleketin hayrına bu çevremi, bilgimi, becerimi, donanımımı kullanayım diye buradan böyle bir niyetimiz oldu. Bu şekilde bu düşüncelerle buraya geldik, aday aday olduk. Mevlam nasip eder oluruz, yine hizmetimiz devam eder, memleketimize hizmetimiz devam eder. AK Parti Karabük Milletvekili aday adayı Kübra Ekmekçi, BRTV ekranlarında yayın konu oldu. Ekmekçi, Karabük'ün sesi olmak için Karabük halkının karşısına çıktım dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli savunduğu ve prensipleri kadına çok değer vermesi, aslında ondan cesaret aldık. Dedik ki arkamızda Cumhurbaşkanımız var, kadınımıza da değer veriyor. Bu kadar destek alıyorken biz neden o zaman yol yürümeyelim diye çıktık yola. Milletvekili düşüncesi, aslında Karabük'te istediğim bazı şeyler var. Bunları hayata geçirmek istiyorum. Tabii şimdi projelerimden bahsetmeyeceğim ama şöyle bir tüyo verebilirim. Benim projelerim tamamen kişisel, tek şahıslı değil ama toplu istihdama yönelik olacak. 3 tane dediğim gibi erkek çocuk annesi olduğum için önce kendi çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım. Böyle bir eksiği olduğunu düşünüyorum Karabük'te. Toplu istihdam sağlayacak projeler yaptırmayı, gidip Ankara'da bunu dile getirmeyi, istemeyi, sorunlarımızı çözmeyi, sorunlarımızı dile getirmeyi, taleplerimizi iletmeyi, ilettiğimiz taleplerin olup olmadığını takipçisi olmak için daha doğrusu. Yani bir nevi Karabük'ün sesi olmak için ben aslında Karabük halkının karşısına çıktım. Bu yolda da tam gaz devam edeceğiz inşallah. En azından Karabük'ümüzde işsizliği biraz daha az seviyelere indirmek, ne kadar azaltırsak o kadar iyi. O zaman nasıl bir şey olacak? Ne kadar az işsizlik olursa o kadar mutlu Karabük halkı olacak. Ben de milletvekili olarak bundan gurur duyarım diye düşünüyorum. Amacım bu. Kahramanmaraş'ta depremzedelerin barındığı çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere ortak yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yürütülüyor. Ekipler çadır ve konteyner kentler başta olmak üzere tuvalet, banyo gibi ortak kullanım alanlarını özel ilaçlarla dezenfekte ediyor. Yaklaşık 200 araçla çalışmalarını yürüten ekipler aralıksız hizmet veriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Biz burada şunu yaptık. Büyükşehir olarak bir koordinasyon, Çevre Koruma Daire Başkanlığımız bünyesinde bir koordinasyon oluşturduk. 600 civarında personel burada istihdam ettik. Burada hem büyükşehir olarak bizim kendi personelimiz, hem ilave personel takviyesi oldu. Hem de kardeş belediyelerimizin personeli ve iş makinelerine destek verdik. 600 civarında personel, 200 küsür iş makinası, temizlik aracı şu an şehrimizin 600'e yakın noktasında temizliği aksatmadan yürütüyorlar. Bu aksamadan devam ediyor. Aynı şekilde 100 civarında özel ekip, özellikle banyolar ve tuvaletler, çadır kentler, konteyner kent, camiler, bizim taziye evleri, yani barınma ile ilgili mekanlardaki bunu 10 kişilik özel temizlik ekibi hem ilaçlamasını yapıyor hem de temizliğini yapıyor. Buna ilaveten bu enkazlarda herhangi bir hastalık riskine karşı yine bir ekip ilaçlamaya devam ediyor. Bir de tabii bahara doğru şey yaptık, lavra ile ilgili mücadele biliyorsunuz çok önemli. Şu anda da onun için de özel bir ekip, aynı zamanda ilaçlama araçlarıyla beraber bir ekip de onun için hızla çalışmaların devam ediyor.
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde etkili sağanak nedeniyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kalınmadığı belirtildi. Kente koordinatör vali yardımcısı olarak görevli Elazığ vali yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu 13-15 Mart'ta kente yoğun sağanak görüldüğünü söyledi. Yaklaşık 3 gündür yoğun bir şekilde yağış burada hissedildi. Ama Allah şükür olsun Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda 7/24 oluşturduğumuz ekipler sayesinde vatandaşlarımızın burada tüm eksiklikleri giderildi. Çadırlarla ilgili olarak genel itibariyle çadırlarımızın zemin yükseltmesi yapıldı. Paletler çakılarak, OSB'ler çakılarak vatandaşlarımızın herhangi bir şekilde suyla teması engellenmiş oldu. Ve mümkün olduğunca biz zemini bozuk olan çadır alanlarını daha böyle zemini sert olan yerlere taşıdık. Çünkü burada zemini bozuk olan yaklaşık 1150'ye yakın Maraş genelinde çadır vardı. Ondan hepsini sağlam zemine aldık. Vatandaşlarımızı bir kere o bozuk zeminden kurtarmış olduk. Ve daha sonra ilave olarak branda serdik. Çünkü çadırların herhangi bir su almaması için tüm çadırların, geneldeki tüm çadırların etrafına çatılarda başlamak üzere brandalar serildi. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde işyerleri ağır hasar gören veya yıkılan esnaf için belediye tarafından geçici iş yeri ve konteyner çarşı kuruluyor. Depremlerden etkilenen bahçe esnafının yeniden ekonomik hayata katılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Bahçe Belediyesi tarafından depremzede esnaf için Ali Farsakoğlu Caddesi Karderesi mevkiinde ilk etapta 50 geçici iş yerinin kurulumuna karar verildi. Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, deprem nedeniyle ilçede bazı iş yerleri ve evlerin yıkıldığını söyledi. Bizim ilçemizde de 25 tane yıkık oldu. Şu anda da 1500 bağımsız bölüm ağır hasarlı. Onların şu andaki yıkımları devam ediyor. Enkazları kaldırıyoruz. Ve çarşımızda gördüğünüz gibi bir hayli esnaflarımız da aynı keza sorunları yaşadılar. Onların iş yerleri yıkıldılar. Biz de birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci etap olmak üzere bizim Karderesi dere kenarımıza yaklaşık 300 metre uzunluğunda şu anda 50 tanesi geçinci dükkan olmak üzere bizim tarafımızdan işte sandviç panellerle işte şu andaki beamslerle bunların yapımlarını başlattık. Özellikle hızlı bir şekilde çünkü iş yerleri yıkılan esnaflarımızın bu süreçte acilen iş yerlerini temin etmek istiyoruz. Aynı şekilde AFAD aracılığıyla da İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda da 100 tane konteyner iş yerlerde gelecek. Onların işte biz altyapılarını şu anda yapıyoruz hızlı bir şekilde. Yani bu yaraları bir an önce sarmak istiyoruz. Dükkanları yıkılmış olanlar birinci önceliğimiz. İş yerleri depremde yıkılmış ve iş yerlerinde olan insanlarımız. Diğer tarafta ağır hasarlı olup yıkılan esnaflarımız. Bu anlamdaki önceliğimiz bu esnaflarımıza bir an önce bu iş yerlerine teslim etmek. İnşallah bir hafta içerisinde 10 gün gibi kısa bir sürede bu iş yerlerimizi 50 tanesini teslim edeceğiz. Aybaşı gibi de konteyner iş yerlerimiz geliyor. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Adıyaman'da Ramazan'da 60'tan fazla noktada iftar sofrası kurulacak. Türk Kızılay tarafından Adıyaman Üniversitesi ve kentin farklı noktalarında oluşturulan mutfaklarda depremzedeler ve sahada çalışanlar için yemek hazırlanıyor. Sabah, öğle ve akşam saatlerinde profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan sıcak yemekler depremzedeler ve sahada çalışan görevlilere ikram ediliyor. Yemekler Tarım Orman Bakanlığı'nın tahsis ettiği araçlarla il genelinde yaklaşık 1500 gönüllü tarafından AFZD'lere ulaştırılıyor. Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla kente hazırlıklara da başlandı. Hazırlanan sıcak yemekler başta Türk Kızılay olmak üzere 75 sivil toplum örgütü ve yardım kuruluşunca oluşturulan noktalarda vatandaşlara ikram edilecek.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adıyaman'da depremin yaşandığı ilk günden bu yana büyük çalışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Burada içinde bulunduğumuz mutfak, üniversitenin mutfağı ilk günden hemen ikinci günden itibaren çalışmaya başladı. Bugün burada 150 bin kişilik yemek üretiliyor. Sabah 50 bin, öğlen 50 bin, akşam 50 bin. Ve gördüğünüz gibi ortam son derece güzel bir ortam, hijyenik bir ortam. İkinci bir noktamız daha var. Orada da 100 binlik bir yemek üretiyoruz. O da uygulama oteli. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı uygulama oteli. Orada da 100 bin yemek üretiliyor. Üniversitenin içerisinde ayrıca 20 bin kişilik yemek üretilen ikinci bir mutfak daha var. Bu iki nokta neredeyse Adıyaman'ın merkezinde ki yemek ihtiyacının %40'ını ürettiğimiz noktalar oldu. Şimdi Ramazan hazırlığı var. Ramazan'da hem sabah öğle akşam hem iftar vakti hem de sahurluğu verecek mekanizma kurmaya çalışıyoruz. Tabii bunu altını çizelim. Kızılay'ımızın ekipleri ve destekçilerimiz de hep birlikte yapıyoruz. Diyebiliriz ki 1500 kişilik bir gönüllü ordusuyla bu ilk günden bugüne geldi, devam ediyor. İnşallah böyle de ihtiyaç olduğu sürece burada varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Kilis'te AFS'deler için inşa edilecek kalıcı konutların yapımına yönelik çalışmalar başladı. Kilis'teki depremzedelerin konut ihtiyacının giderilmesi kapsamında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca Atatürk Mahallesi'ndeki 31 blok ve 645 konutluk proje hayata geçiriliyor. Konutların inşa edileceği bölgede iş makineleriyle alan ve yol açma ile kayalık zemine düzleme işlemleri gerçekleştiriliyor. Projenin inşaat mühendislerinden Ziya Alpay, 31 bloğun temel kazma işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Yaşanan felaketten dolayı biz de bu işe ortak olduk. Gördüğünüz gibi 31 bloktan oluşan 645 daireli konutu 2+1 ve 3+1 olmak şeklinde konumlandırılmıştır. 2 bodrumlu ve 3 bodrumludur. Zemin artı 3 ve zemin artı 4'tür. 6 kademeden oluşan 4 ticarethane, 1 cami olmak üzere proje konumlandırılmıştır. 300 günde bitirip depremzedeleri yerleştirmeyi planlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla. Arsa alanı 83 bin metrekare olur. 40 adedi engelli aracı olarak, 506 adet araç olarak konumlandırılmıştır otoparkımız. Çalışmalarımız 28 Şubat'ta başlayıp tüm hızıyla 7 gün 10 saat çalışarak şu an harekat işlemi devam etmektedir. Çankırı Belediyesi deprem kuşağındaki kente önlem almak için afet lojistik üssü kuruyor. Bu kapsamda belediyeye ait Kirazlıdere mevkiindeki 4500 metrekare kapalı alana sahip lojistik ve destek merkezi deprem üstüne dönüştürülecek. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada afet durumlarında ihtiyaçları sağlamak için depoları battaniye, erzak, teçhizatla doldurup afet durumlarında sevkiyatlarını sağlayacağız dedi. Tabii insanın gereksinimi yeme içmeden ziyade WC ihtiyacını, duş alabilme ihtiyacı çok önemli. Orada çalışan ekiplerimizde de sahaya gittiklerinde bu ihtiyaçlar hasıl olduğunu öğrendik. Bunun için gelir gelmez depremin 3. günü imalatına başladığımız seyyar tuvalet, seyyar duşa kabin, seyyar fırın ve yemekhane şu anda yarı aşamada, şaseleri yapıldı. İnşallah bittikten sonra yakın zamanda, muhtemelen bu hafta ve önümüzdeki hafta 15 güne kadar biter, deprem bölgesine bunları göndereceğiz ve üretimlerine akabinde devam edeceğiz inşallah. Tabii bu süreçte geçici de olsa barınma ihtiyaçları olan karavan tarzı imalatlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Çekme olacak. Seyyar konteyner, bunların da üretimine geçeceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte Çankırı'da böyle bir felakette karşılaşmayız. Ama Çankırı birinci derece deprem bölgesi. Bize ve ihtiyaç olan afetin yaşandığı diğer bölgelerimize ihtiyaç halinde sevkiyatını sağlayacağız. Şu anda mevcut da lojistik merkezi olarak yaptığımız 4500 metre kapalı alanımız var. Burada afet durumlarında tedariğini, ihtiyaçları sağlamak için bu depolarımızda
afet durumunda ihtiyaç olan ne varsa battaniye, erzak, teçhizat, materyal, bunların da depolama alanlarını teçhizatlarla bir kısmını doldurup afet durumlarında sevkiyatlarını sağlayacağız. Bunun içerisinde ne olacak? İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için geçici de olsa bir ay, iki ay, üç ay konteynerler bölgesi gibi orada onlara hizmet edebilecek hazırda lojistik destek merkezimiz olacak. Tabii akabinde Çankırı'da düşündüğümüz ilerleyen süreçte bu konteyner kent gibi bir alan düşünüyoruz. Bunlar için de gerek AFAD'dan gerekirse Kızılay'dan destek isteyeceğiz. Eksik olan bölümleri de biz belediye olarak tamamlayıp deprem gelmeden, böyle bir afet yaşamadan inşallah öyle bir alan oluşturacağız. Altyapısıyla, üst yapısıyla, oradaki yaşam koşullarına hizmet edebilecek işte mescitiyle, lokantasıyla ilerleyen süreçte inşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Karabük'te depreme dayanıksız olduğu tespit edilen polis merkezi binasının yıkımı gerçekleştirildi. Kahramanmaraş merkezi 11 ilde meydana gelen deprem sonrası Karabük'te yıkım çalışmaları hızlandı. Depremsellik analizi yapılarak dayanıklılık durumunun olumsuz olduğu tespit edilen Lütfü Özaytaç Caddesi üzerindeki 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği'nin yıkımına karar verildi. Çevrede alınan geniş güvenlik öneminin ardından 4 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Kastamonu'da hayırsever vatandaşlar ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3000 ton yakacak odun deprem bölgesine gönderildi. Kahramanmaraş merkezi 6 Şubat'taki depremler sonrasında bölgedeki depremzedelerin ısınma ihtiyacının karşılanması için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı. Sanayiciler ve köylerde yaşayan vatandaşların getirdiği odunlar bölge müdürlüğünün katkılarıyla toplanarak sobada yakılacak şekilde kesildi. Daha sonra kamyonlara yüklenen odunlar deprem bölgesine sevk edildi. Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu depremin herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Zamanla 255 kişiye kadar çıkan yardım ekiplerimiz deprem bölgesinde vazifelerini sürdürüyorlar. Şu an tüm iş makinalarımızla, 5 adet kamyonumuzla, 4 adet trailerimizle, 7 adet ekskavatörümüz, 3 tane mini ekskavatörümüzle deprem bölgesinde enkaz kaldırma, çadır kent oluşturma, yardım organizasyonuna destek olma gibi birçok alanda vazife yürütüyoruz. Yani kabaca 3000 tona yakın odunu deprem bölgesine gönderdik. Bu çalışmalarımız daha uzun bir dönem daha devam edecek. İçişleri Bakanı Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından desteklenen Umudun Adı Mavi Projesi ile Bursa'dan gelen otizmli çocuklar ve aileleri Safranbolu'yu gezdi. Bursa Otizm Derneği Başkanı ve Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Emel Kanberoğlu ile Karabük Otizm Derneği Başkanı Bekir Karaman konuyla ilgili BRT'ye açıklamalarda bulundu. Ben Bursa Otizm Derneği Başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu üyesiyim. Senelerdir otizmli evlatlarımız için hem yerelde hem de ulusalda mücadelemizi veriyoruz. İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen projemiz Umudun Adı Mavi'nin bir gezisidir bu geldiğimiz gezi ve sağ olsun Bekir Başkanım da biz çok severiz. Bizim Türkiye Otizm Meclisimizin üyelerindendir ve evlatlarımızla buraya geldik. Annelerimiz ve çocuklarımız özellikle deprem olaylarından çok etkilendiler. Evlerde duramadılar. Bu gezi bir nebze de olsa onlara bir nefes aldıracak. 20 otizmli evladımız, 20 tane de annemizle beraber geldik. Bugün Safranbolu gezisi yapacağız ailelerimizle. Tarihi gezilecek yerlerini gezeceğiz. Gece konaklamamız var.
Yarın da Amasya gezimiz olacak. Çok merak ediyorduk. Gerçekten daha girer girmez o güzel atmosferi hissettik. Merak ediyoruz. Daha da güzel yerler keşfedeceğiz inşallah. Bursa Turizm Dernek Başkanımız Sayın Emine Hanım bizi aradılar. Böyle böyle Karabük'e bir gezi düzenleyeceklerini söylediler. Biz de çok memnunuz dedik. Onları burada misafir etmekten. Çocuklarımıza bir nebze de olsun nefes aldırmak bizim için çok iyi bir şey oluyor. Ailelerimiz için de öyle. Karabük'ün Safranbolu ilçemizin doğal tarihi yerlerini gezdireceğiz. Buralarda konaklamalarını sağlayacağız. Ayrıca bize bu desteklerini esirgemeyen Safranbolu Belediye Başkanımız Elif Köse Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. Onun adına biz Bursa'dan gelen Otizmler Dernek Başkanımız kendilerine bir hediye getirmiş. Onun adına ben de alıyorum bunu. Kendisi ulaştırırız inşallah. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de çok teşekkür ediyorum Sayın Elif Hanım'a. Başkanımızın Metin'e özel çocuklara duyarlılığını çok duymuştum. Bursa'ya kadar adı gelmişti ve bizim evlatlarımıza böyle bir yemek imkanı sağladığı için çok çok teşekkür ediyorum. Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Alaaddin Tepesi 2. Kılıç Aslan Köşkü ve Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması'nda 2. Mansiyon Ödülü aldı. Projenin ekip yöneticisi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ömer Özeren, Pinhan adlı projelere hakkında bilgi verdi. İnsan insan derler idi, insan nedir şimdi bildim. Hayal nedir, Pinhan nedir, nişan nedir şimdi bildim. Öncelikle Konya'da düzenlenen 2. Kılıç Aslan Köşkü ve çevresi fikir mimari proje yarışmasına üniversitemiz bünyesinde akademik personelimizle birlikte katıldık. Bu projeyi hazırlanırken öncelikle düşündüğümüz ekibimizi oluşturmamızdaki ilk amaçlarımızdan bir tanesi üniversite personelimizin uluslararası camiada daha güçlü şekilde söz sahibi olabilmesiydi. Meslek pratiklerimizi daha iyi geliştirebilmekti. Bu nedenle yarışma ilk açıldığında hızlı şekilde bir ekip oluşturmaya başladık. Ve bu ekip oluşturduktan sonra yarışmanın şartnamesinde istenen yer görmeyi gerçekleştirdik. Eğitim öğretim başlamadan önce birlikte oturup bir masanın etrafında aslında bir beyin fırtınası yaptık. Farklı disiplinlerden birçok hocamız bu yarışma ekibinin içerisinde yer aldı. Yarışma içeriğinden bahsedecek olursam, yarışma içeriğinde Konya Alaaddin Tepesi Köşkü ve çevresi Kazı Alanı Mimari Fikir Proje Yarışması'nda Konya'nın merkezinde bulunmaktaydı ve Konya'nın merkezinde bulunan Alaaddin Tepesi'nin en önemli noktalarından bir tanesiydi. Hem kültür aksının hem de tarihi çevrenin bulunduğu bir noktada bulunmaktaydı. Bu da bizim için aslında çok zorlayıcı bir etkendi. Safranbolu'da mimarlık eğitimi vermemizin birçok katkısını burada gördük. Bu kapsamda da Venedik tüzüğü kurallarına uygun olarak da aslında bir yapıyı korumanın, bir yapıya hiçbir şey yapmamak olduğunu kararını verdik. O bölgeye ait hiçbir şeye dokunmadan en az müdahaleyle tasarım kararlarını gerçekleştirdik. Mimarlık Fakültesinden de Hasan hocamız, Haki hocamız, Edibe hocamız da mimar olarak ekibimiz içinde bulunmaktaydı. Tabii sadece bunu biz akademik düzeyde yapmadık. Burada öğrencilerimizin de gelişimini desteklemek adına öğrencilerimizi de bu ekibin içerisine yer aldık. Yarışma sonuçlarında 2. mansiyon ödülünü aldık. Bu da 4 mansiyon vardı. 2. mansiyon ödülü de aslında bizi buruk bir sevinç olsa da ekip arkadaşlarımız olarak mutlu etti. Sadece bu yarışma son yaptığımız dönemlerdeki bir yarışma değil. Bu dönem içerisinde yaklaşık son 5-6 ay içerisinde biri uluslararası olmak üzere 2 tane ulusal ödül kazandık. Biri Bursa'dan, biri uluslararası Rusya'dan, biri de Konya Büyükşehir Belediyesi'nden olmak üzere. Hem akademik personelimizle hem de öğrencilerimizle beraber daha nice başarılar diliyorum. Kastamonu'da gönüllü kadınlar huzur evinde kalan yaşlılar için diz battaniyesi örüyor. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nce başlatılan Gönülden Gönüle El Emeği projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının kadın üyeleri ve gönüllü kadınlar diz battaniyesi örmeye başladı. Kastamonu Valisi Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır da Mutluluk Kafe'de düzenlenen programa katılarak gönüllü kadınlarla birlikte diz battaniyesi ördü. Pınar Hanımcığım bitti. Gönülden Gönüle El Emeği projesi. Ben bunun adını da çok beğeniyorum. O kadar içine işliyor söyledikleri gönülden gönüle
hepinizin ne kadar gönüllü, ne kadar fedakar, cefakar kadınlar olduğunuzu ortaya koyduğunuz bir proje bu. İlk etapta çocuklarımız için atkı bereler üretilmişti. Onları Şenpazar'da dağıtmıştık. Çocukların mutluluğunu size tarif edemem. Şimdi ikinci ayağımda da yine başımızın tacı olan büyüklerimiz, yaşlılarımız, onlar da mutlu olsunlar istendi. Onlar için bir üretim yapısı istendi. Bugünkü etkinlikte de diz battaniyesi için yer alırız. İkinci ayağı olan, bu projenin ikinci ayağı olan diz battaniyesi projesini başlattık bugün de. Çünkü bugün yaşlar haftasına giriyoruz. Bildiğimiz gibi 16-23 Mart arasında yaşlar haftası kutlanıyor. İlimizde huzur evinde kalan yaşlarımıza, ihtiyaç sahibi yaşlarımıza bizlerden sıcak bir dokunuş olması için diz battaniyesi kampanyası başlattık. Ve Kastamonu'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu diz battaniyesini örüp inşallah dağıtımını yapacağız. İYİ Parti eski il başkanı Erol Serin'in annesi Fatma Serin hayatını kaybetti. Fatma Serin bugün Yusuf Bey Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Eski Pazar Kapıcılar Köy Mezarlığı'na defnedildi. İşte bu yeşil örtü gördüğünüz yerde. Fatma Serin Yusuf Bey Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eski Pazar Kapıcılar Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve İYİ Parti İl Başkanı Recep Yılmaz başta olmak üzere dernek, cemiyet, siyaset ve çok sayıda kişi katıldı. RTV ailesi olarak Erol Serin ve ailesine başsağlığı ve sabır, hayatını kaybeden annesine Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğer bir yoldaş edilirsek hem bu dünyada hem de ufada yüzümüz gülecektir inşallah. Dar dünyada zarı ve kayırı ithal eden annemize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Ben de hakkımı helal ettim. Merhum annemizin ruhu için, Habibullah'ın ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Bugün hazır olan imama Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Allah'u Ekber. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Hatay'da Kahramanmaraş merkezi depremlerde çok sayıda ustanın hayatını kaybettiği, iş yerlerinin yıkıldığı Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilli Antakya künefesinin geleceğini belirlemek için yeni yol haritası hazırlanacak. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün gastronomi alanındaki Yaratıcı Şehirler ağında yer alan Hatay'da 2008'de coğrafi işaret belgesi verilen, birkaç gün önce de Avrupa Birliği tarafından tescillenen Antakya künefesini yapan işletmelerin büyük çoğunluğu depremler nedeniyle yıkıldı. Birçok künefe ustası ve işletme çalışanı bu afette yaşamını yitirdi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin açıklamalarda bulundu. Deprem oldu, onun için Avrupa Birliği yolunda tescil oldu gibi bir algı oluştu. Bu gayet yanlış. 2019'da başlayan bir serüven bu. Antakya Peynirli Künefesi hakkıyla 2023'ün de uluslararası tescilini almış bulunmakta. Yani bunun depremden ilgisi sadece zamanlamanın bir şanssız tarihe rastlamasından ibaret. Öncelikle bunu düzeltelim. Uzun çarşımız çökmüş durumda. Künefeciler Meydanı çökmenin ötesi maalesef yok olmuş durumda. Biz altyapıyı düzeltemediğimiz an bu sektörün tekrardan burada aynı canlılıkta yaşaması çok mümkün görülmüyor. Geçimini buradan tedarik eden çok fazla ustamız vardı. Çok fazla iş yeri vardı. KOBİ seviyesine gelmiş, KOBİ'nin üzerine çıkmış markalar vardı. Binlerce porsiyon künefe üretiliyordu.
Bunları detaylı çalışmalardan sonra daha saatli bilgiler verebilirim. Yani bunlar için özel bir yol haritası çalışması yapmamız lazım. Anladım. Henüz sıra maalesef oraya gelmedi yani. Özel Medikal Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı Selin Er, Ramazan ayında beslenme ile ilgili merak edilenleri anlattı. Ramazan ayında öncelikle iki öğün şeklinde beslendiğimiz için sahur bu noktada bizim için çok önemlidir. Genellikle daha çok lifli gıdalar tercih ederek uzun süreli bir şekilde tok kalmaya yönelik beslenmeliyiz. Peki bu lifli gıdalar nelerdir? Daha çok tam buğday, tam tahıllı gıdalar, yulaf olabilir. Aynı şekilde bildiğimiz üzere haşlanmış yumurta bizi ileri taşıyacak besinler arasında baş noktadadırlar. İftarda kademeli beslenmeyi öneriyoruz. Çünkü vücut birden şiştiği için herhangi bir kardiyovasküler problem yaşamamak için, aynı şekilde mideden yana da bir sıkıntı yaşamamak için öncelikle su içtikten sonra biraz daha vücudu dinlendirerek çorba ve daha sonra ardından ana yemek şeklinde iki kademeli şekilde beslenebiliriz. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde uygulanan ağrı piliyle bel ağrısı çeken hastalar sağlıklarına kavuşuyor. 19 Mayıs Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Fatih Özkan, bel ağrılarının çok çeşitli nedenlere bağlı olabileceğini ifade etti. Bellerine ağrıya neden olan, sıkışan ya da arızalı olan kısma yaptığımız bazı işlemlerle pil takarak, kateter dediğimiz bir nevi elektrotlar, yani adeta elektrik kablolarını omuriliklerine bir elektrikçi şekliyle adeta döşeyerek, daha sonra da bunları pillerle konnekte ederek, birleştirerek ağrılarını kesmeye çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir opsiyon oluşturuyor gerçekten. Çünkü eğer çaresiz kalıyor iseniz gerçekten ilaç tedavisiyle ve cerrahi tedavisiyle, önemli bir kısmında da bunların yapılan tedavilerine cevap veremediğimiz hastalarda bu şekilde cevap verme, bu pili takarak cevap verme şansımız oluyor. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı doktor öğretim üyesi Mustafa Kurçaloğlu ise ağrı pili uygulamasını hastalara son basamak olarak uyguladıklarını dile getirdi. Klasik tedavilere yanıt vermeyen, ameliyat olmasına rağmen ağrıları azalmayan, fizik tedavi uygulamalarına rağmen güçlü ağrı kesici tedavilerine rağmen fayda görmeyen hastalarda ağrı tedavisinde son basamakta yaptığımız üst düzey bir işlemdir, teknik bir işlemdir. Bu yöntemde hastaların omuriliğine epidural alan dediğimiz bölgeye bir elektrot yerleştirmekteyiz. Ve bu elektrot vasıtasıyla hastanın omuriliğine sürekli elektrikli uyarılar verilmekte ve elektrotun alt seviyesinden, işte bacaklarından, belinden, ayağından gelen, hatta kolundan gelen ağırlı uyaranların beyne gitmesini adeta bir telsiz frekans karıştırıcısı, bir jammer cihazı gibi o frekansları karıştırarak ağırlı uyaranın beyinde algılanmasını engelleyen bir yöntemdir. Bu yöntem tıbbi olarak zahmetli bir yöntemdir, teknik bir yöntemdir, üst düzey eğitim isteyen, uygulama esnasında da sabır isteyen ve teknik bilgi isteyen bir yöntemdir. Bu yöntemin bir avantajı da deneme periyodunun olması. Yani biz hastaya geçici pilini takıyoruz önce. Yani elektrotu yerleştiriyoruz, geçici pilini takıyoruz. Hastalar eğer fayda görürlerse birkaç hafta sonra kalıcı pilini yerleştiriyoruz. Az da aşağı. Yıllardır ağrı çekiyordum. 3 tane bel fıtığı ameliyatı olduğum halde ağrılarım geçmedi. Her seferinde bir öncekinden daha kötü oldum ameliyat sonrası. Artık daha yapılacak bir şey kalmadı dedi doktorlar. Mustafa hocam sağ olsun kurtardı beni diyeyim son çare olarak. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde prostat ameliyatlarında uygulanmaya başlanan HOLEP yöntemiyle hastalar kısa sürede sağlığına kavuşacak. Kentte 2021 yılında Samsun Üniversitesi ile ortak kullanımı konusunda protokol imzalanan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin Üroloji Kliniği'nin eğitim sorumlusu Profesör Doktor Mustafa Kemal Atilla yaptığı açıklamada hastanelerine alınan cihazla HOLEP yöntemiyle prostat ameliyatı yaptıklarını söyledi. Hastamız Mustafa Bey'e prostat şikayetleri nedeniyle BPA dediğimiz benim prostat hiperplazisi tanısıyla dün hastanemizde Samsun'da
kurum hastanelerinde ilk defa, devlet hastanelerinde ilk defa uygulanan bir HOLEP ameliyatı dediğimiz lazerle prostat ameliyatı yaptık. HOLEP ameliyatı, holmium lazer cihazıyla yapılan bir ameliyat. Diğer prostat ameliyatlarından farkı, açık prostatektomiye eşdeğer bir sonuç vermesi hastaya. Çünkü prostatın bütün dokuları çıkarılıyor. Geride doku bırakmıyoruz. Kanama az oluyor. Hastanın iyileşme süresi çok kısa oluyor. Birazdan da göreceğimiz üzere hastamız şu anda neredeyse taburcu olacak vaziyette. Dün ameliyat olmuş bir hasta. Şimdi biz prostat ameliyatını 3 türlü yapıyoruz. Birincisi iyi huylu prostat biyomilerinde. Birincisi açık prostatektomi dediğimiz açık ameliyat. Eskiden beri klasik uygulanan bir yöntem. Diğeri kapalı tur dediğimiz ameliyat. Bir üçüncüsü de lazerle dediğimiz HOLEP ameliyatı. HOLEP ameliyatı bugün için teknolojinin geldiği son nokta. Artık bu işin geleceği. Açık ameliyatta hastalarda tabii bir hafta boyunca yatıyorum açık ameliyat. Malumunuz iyileşme süresi uzun sürer. Kapalı ameliyat dediğimiz tur ameliyatında klasik her yerde yapılan bir ameliyat. Fakat burada tur ameliyatında prostat dokusunda geride rezil dediğimiz dokuda bir takım şeyler kalabiliyor. Dokular kalabiliyor ister istemez. Ona ameliyatın tekniği bu şekilde. Hasta diyelim 10 sene sonra tekrar bir ameliyat olma ihtiyacı hissedebiliyor. HOLEP'te ise bu ihtiyaç tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü prostatın idrar yolunu tıkayıp hastada şikayet yapan dokuların tamamı çıkarıldığı için lazerle bir daha ömür boyu prostat ameliyatına gerek kalmıyor. Hastanemizdeki bu yeni cihazın geldiğini duydum. Lazer son teknoloji. Onun için hocalarımı tercih ettim. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Yani şu anda kalkıp gidebilirim yani buradan. Yani ağrım, sızım, herhangi bir problemim yok. Bolu'da 325 gram Ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak. Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan pidelerinin fiyatları da belli olmaya başladı. Bolu'da geçen yıl 350 gramı 7,5 liradan satılan Ramazan pidesi bu yıl 325 gramı 10 TL'den tüketiciyle buluşacak. 7,5'tı. Bu seneki şey de zaten belli. Enerji giderleri olsun yani pahalılık. Yani her şey zamlı 2 katı 3 katı. Yani normal bence. Çok normal bir fiyat. Geçen sene aslında hani uygundu geçen seneki şey yani. Şu an belki kafa kafaya maliyetine veriliyor. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sunar. Türkiye'nin yatırım şirketi ALP Yatırım ekonomi haberlerini sundu.